Üniversitede çevre bilimleri okudum ve uzun süre bilim insanı olacağımı düşünüyordum. Yaz okullarında çalışırken, açık havada çocuklarla bolca vakit geçirdikten sonra ise çocuklarla çalışmak istediğime karar verdim. Bunun için de eğitimime Stanford'da çocuklara bilim öğretmek üzerine devam ettim. Bundan sonra yolum East Side'a düştü ve hala buradayım. Bir öğrencinin dikkatini henüz ortaokuldayken çekmelisiniz. Çünkü ortaokuldayken zihinsel olarak oldukça açık ve sabit fikirleri henüz oluşmamıştır. Öğrenmeyi gerçekten seviyorlar ve onlarla ileri seviye konular hakkında bile konuşabiliyorsunuz. Khan Academy ile tanıştığımda en çok ilgimi çeken özelliği, öğrencileri kendi seviyelerinde kabul edip kişiye özel bir öğrenim deneyimi sunmasıydı. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenebileceklerini, böylece bana da zorluk çeken öğrencilerle ya da küçük gruplarla çalışmak için daha çok zaman kalacağını duyduğumda hemen ikna oldum. Bilmediğiniz bir şeyle karşılaştığınızda önce bir durup denemek istiyor muyum diye sorarsınız. Ama ben bunun değerlendirilmesi gereken bir şans olduğunu düşünüyordum ve denemeden bilemem ki deyip hemen uygulamaya karar verdim. Khan Academy'nin sınıflarda işe yaramasını sağlamak için öğretmenin de kafa yorması gerektiğine inanıyorum. Sınıfınızın durumunu düşünüp kurallar belirlemek zorundasınız. Programın pilot uygulamasını ikimiz yaptığımız için her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Beklentiler benzer olmalı çünkü benim sınıfımdaki öğrenciler önümüzdeki senelerde Jen'in öğrencileri olacak. Bunun için her şey tutarlı olmalı. Öğrencilerin birbirlerini desteklemeleri ve bir videoyu seyredip nasıl öğrenebilecekleri konularında oturup konuştuk. Hatta bunun için aktif dinleme dersleri bile uyguladık. Çocuklar bunu kendi başlarına da denemeliydiler. Onlara bilgisayar verdik, mail hesapları açtık ve Khan Academy'yi keşfetmelerini sağladık. İki günde bir 45 dakika Khan Academy ile çalışıyorlar. Ders programımızı Khan Academy'deki modüllerle eşleştirdik. Sonuç olarak her konuyla ilgili ödevlerin bir haritasını çıkardık. Öğrenciler ödevlerini belirli dosyalarda saklıyorlar. Her şey düzenli ve çok net. Evet, bir sene içerisinde epeyce yol kat ettik. Belirlediğimiz günlerde sınıfımdaki öğrencilerin bir kısmı matematik derslerini Khan Academy'de çalışıyor, videoları dinliyor ve öğreniyorlar. Diğer kısmı ise ders kitapları ve benim verdiğim notlar üzerinde çalışıp o şekilde öğreniyorlar. Gün sonunda bu konuda zorlanan var mı diye soruyorum. Sonuçlar inanılmaz. Artık elini kaldırıp zorlandığını söyleyen, video yeterli değildi ya da kitapta yazanları anlamadım, size ihtiyacım var diyen öğrencilerim var. Bu sayede 4-5 kişilik küçük gruplarla çalışıyorum ve zaman su gibi akıp gidiyor. Evet, her grubu aynı anda ziyaret edemiyorum. Ama onlara güvenim sonsuz ve öğrenmek istediklerini biliyorum. Khan Academy'nin sağladığı veriyi kullanıp ne yaptıklarını ve hangi seviyede olduklarını da görebiliyorum. Her şey çok güzel işliyor. Eğitimi veriye dayalı bir deneyime dönüştürmek, öğrencilerin nerede zorlandıklarını hem benim hem de kendilerinin anında görebiliyor olmamız bence çok ilgi çekici bir özellik. Böylece onlara daha çok yardım edebiliyorum. Onlar da tam olarak neyi anlamadıklarını daha iyi biliyorlar. Veri ekranının kullanımı çok kolay. Bu noktada Khan çok iyi bir iş çıkarmış. Khan Academy'yi sınıflara uygulamak için bir hazırlık aşamamız oldu. Ve bu süreç epeyce zamanımızı aldı. Ama sonuç olarak zaman kazanıyoruz ve konuları daha hızlı işleyebiliyoruz. Öğrenciler de öğrendiklerini iyice sindirip daha çok pratik yapabiliyorlar. Gerçekten çok fazla çalışmamız gerekti. Ama her şeye değer çünkü artık tıkır tıkır işleyen bir sistemimiz var. Öğrenciler kendi kendine çalışıyorlar, bağımsızlar ve öğrenmek istiyorlar. Bir daha asla eski yöntemlerle ders işlemeyeceğim. Öğrencilerim tam olarak nerede zorlandıklarını artık çok iyi biliyorlar. Ders programımızı Khan Academy'deki modüllerle eşleştirdik. Khan Academy'den önce matematik becerilerinin şu an oldukları kadar bilincinde değillerdi. Sınav başarıları da arttı. Mesela son iki üniteden hepsi geçer not aldı. Bu her zaman olan bir şey değil. Öğrenciler Khan Academy ile matematik çalışırlarken dersin sonu geldiğinde artık toparlanmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Zili duyanların kaşları çatılıyor ve hayır, 2 dakika daha, 5 dakika daha diye bağırmaya başlıyorlar. Öğrenmeye ara vermemek isteyen öğrenciler bir öğretmenin başına gelebilecek en güzel şey.